Finans ve Borsa kanalı izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Altının incelemesini inceleme videosunu çekecektik. Aslında ben bir saat önce bu videoyu tamamlamıştım fakat bu ani Asya piyasalarının açılması ve altının orada çok yüksek rakamlardan işlem görmesi sonucunda videoyu tekrar güncellemek ve baştan çekmek istedim. Şu an aslında bir felaket senaryosu yaşanıyor diyebiliriz. Altın gram altın şu anda 460 TL seviyesine geldi gecenin bir yarısında. Ben de hemen videoyu güncelleyip devam etmek istedim. Öncelikle ne olduğunu bir piyasa yorumunu yapalım. Ondan sonra e, kanallarımıza kanallarımızda teknik grafiğimizle, indikatörlerimizle devam edelim. Önce hızlıca bir inceleme yapalım. Son gelişen e, gelişmeyi biliyoruz zaten. Nedir bu? Merkez Bankası Başkanının değişmesi. Yanlış bir hamleydi. Yapılan kötü bir hamleydi. Ben burada siyasi olarak hiçbir şey söyleyemem. Yani kişi bazlı da değilim zaten bu durumda. Benim burada takıldığım tek nokta güven. Zaten e, doların altının dengelenmesiyle Başa çıkamıyoruz. Bir de üzerine Merkez Bankası Başkanı sürekli olarak değiştirildiği zaman yabancı yatırımcıya döviz sökülecek yatırımcıya ne demiş oluyoruz? Burası güvenilir bir yer değildir. Buraya dövizinizi, dolarınızı getirmeyin. Biz de daha fazla faiz yükseltelim. Siz de daha fazla faizi gördüğünüzde sadece buraya gelin demiş oluyoruz. Bizim reformlarla birlikte güven de teşkil etmemiz gerekirken sürekli olarak bir Merkez Bankası Başkanı değişikliğine gitmemiz bize oldukça zarar veriyor. Güvenilirlik azaldığında da ne oluyor? Tabii ki borsalar düşmeye başlıyor. Güvenilirlik yoksa altın ve dolar güvenlik aldığı için, dünya birimi olduğu için altına ve dolara kaçış başlıyor. Yabancı yatırımcı gelmesi için güven gerekiyor. Biz de bunun tam tersini uyguluyoruz. Güven oluşturmak yerine Faiz yükseltiyoruz. Faiz yükselterek doları ve altını düşürmeye, doları düşükte tutmaya çalışıyoruz. Peki ne oluyor bunun sonucunda? Aslında bu bir nedir? Yani neden faiz yükseltilir? Dolar neden aşağı doğru çekilir? Bu bize bir zaman kazandırır. Nedir bu zaman kazandırması? Bizim katma değerli ürün üretene kadar, bizim üretim yapana kadar, gerçek noktada doları düşükte tutmamızı sağlayana kadar suni bir şekilde faiz yükselterek dolar düşürülüyor, biz kendimize burada bir zaman yaratıyoruz. Ama faizi yükseltip bu zamanı ellerimiz kollarımız bağlı boşa geçirirsek aslında hiçbir yararı olmamış oluyor. Yani faiz arttırıp dolar düşürmek bir politika olamaz. Kalıcı dolar düşürmeye harcanacak süreyi uzatıp zaman kazandırmaktır sadece. Kalıcı dolar da nasıl düşürülür? Tabii ki de katma değerli ürün üreterek, üretim yaparak, sanayiye, eğitime önem göstererek. Yani bu noktada faizi düşür, para bas, rahat olsun, ferah olsun, her yerde refah olsun diye bir kavram yoktur. Neden enflasyon korkunç seviyelere çıkar? Sorun yüksek faiz değil, yüksek enflasyon olmasıdır. Faizin arttırılması enflasyonun fazla olmasının bir sonucudur aslında. Enflasyon fazla olduğu için düş e, faizler arttırılmak zorunda kalıyor bu durumda. Peki bizim bu durumda yapmamız gereken şey ne? En temelini söyleyeyim. Bu noktada eğitim çok önemli. Aslında eğitim azaldığı, finans okur yazarlığı azaldığı için safsatalar ve kompletörler artıyor. Yani bizim burada ilk yapmamız gereken şey kalitelik, güzel bir eğitim almak, paramızı iyi yönetebilmeyi öğrenmek, finansal okulu, okur yazarlık kazanmaktır. Bizler bu konuyla ilgili çok iyi adım attığımıza inanıyoruz. Finans ve borsa kanalı olarak elimizden geldiğince çok kaliteli içeriklerle, çok kaliteli videolarla sizlere bu eğitimi sunmaya çalışacağız. Gerçekten bu iş için hem yurt içinde hem yurt dışında saatlerce, günlerce eğitimler alındı. Çok yüksek paralar ödendi. Örneğin size şuradan söylüyorum. Temel analiz eğitim serilerimiz başlayacak çok kaliteli şekilde ve bu kitap üzerinden takip edeceğiz. Investing Valuation and Damadoran full İngilizce 1372 sayfalık bir kitaptır. Bunun üzerinden sizlere eğitimler gerçekleştirme, anlatımlar yapmayı devam edeceğiz. Bu sadece bir başlangıç. Bu sadece size gösterdiğimiz bir kısım olarak dursun diye anlatıyorum. Bunun haricinde birçok eğitim aldık, birçok seminere, webinara katıldık. Bunların sonuçları, okulda derslerini aldık. Sonuçlarını sizlerle burada ücretsiz şekilde paylaşacağız. Yani aslında bizim doğru param, paramızı doğru yönetip doğru yatırım yapmamızın ilk koşulu iyi bir eğitim almak, kendimizi gerçekten iyi yetiştirmek olmalı. Bunun için de eğer kanalımıza abone olup e, zil bildirimini açarsanız, videolarımızdan haberdar olursanız emin olun ki çok çok kaliteli bir eğitim alacaksınız. Seviyeniz çok çok yükselecek. Gerçekten üst düzey borsa uzmanlarının, yatırım danışmanlarının bile bilemediği bilgilere ulaşacaksınız hem de ücretsiz bir şekilde. Sadece bizlere destek olup motivasyon verirseniz bizler için yeterli. Evet grafiğin üzerine geri geçelim. Ee, bilgilerimizi paylaştıktan sonra. Azya piyasalarında altının fırlamasıyla birlikte 460 TL seviyesine altın ulaştı şu anda. Birazdan biz hareketli ortalamaları, kanalları, destekleri ve arasayı da inceleyeceğiz. Maktı, indikatörlerin, osilatörlerin hepsini inceleyeceğiz şimdi. Ne dedik? Temel yönden. Evet Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi güveni kırdı. Bu da dolar ve altını yükseltmeye yönelik oldu aynı zamanda faizlerin arttırılması tabii ki suni olarak bize bir zaman kazandırma haricinde bir şey yaramadı ve şu anki beklenti aslında beklenti de her zaman e, piyasalarda değerlendirildiği için ve beklenti şu anda yeni gelen başkanla birlikte faizlerin düşürülmesi yönünde. Şimdi bakalım bir teknik analiz olarak da inceleyelim. Evet kanallarımızı ve destek dirençlerimizi incelediğimiz zaman e, altın güzel bir düşüş trendi içerisindeydi. Birkaç kere 1 2 3 4 kere desteğimizi 1-2-3 4 sayabiliriz 5 kere de e, Direncimizi test etmişti bu noktada Kanal içerisinde Sürekli olarak devam ediyordu Burada da tekrar kanalın desteğine Direncine özür diliyorum deyip Desteğe doğru aşağı doğru çekilme Noktasındayken Son andaki bu gelişmelerden dolayı e, 400 405-410 TL seviyelerinden 460-470 TL seviyelerine kadar bir sıçrama yaşadı Normal performansın içinde kalma durumunda olsaydı eğer gideceği nokta e, 370, 380, 390 seviyeleri olacaktı. Kanalımız bu şekilde ilerliyordu. Alttaki desteğimizde 391 de 391'de, büyük ihtimal 391'lerden bir dönüş sağlayacaktı. Üst limitimizde aslında asla beklemesek de 477, 480 seviyeleriydi. Bunu bir önceki videomuzda bu patlama yaşamadan önceki videomuzda da söylemiştim. Beklentimizin zayıf olduğu fakat 480 seviyelerinde de bir direncimiz olduğunu bu noktada söylemiştik. Peki bu yeni bir Yükseliş trendi mi başlıyor acaba tekrardan altın yükselişe mi geçiyor bunun bir incelemesini yapabilirim aslında bunun için yeni bir şu an trend çizmek için çok erken evet yeni bir trend çizebiliriz yeni bir trend çizebiliriz dediğimiz gibi yeni trend çizdiğimizde yeni trend aslında e, eski trendleri kaldırırsak Yeni trendin içerisinde eğer bir yükseliş trendine girdiğini varsayarsak bu kanal içerisinde ilerlemesi gerekiyordu. Fakat kanalı yukarı yönlü kırdı. Fakat dediğimiz gibi eğer yükseliş trendine devam ediyorsa bu ani patlamadan sonra bu fazla reaksiyondan sonra kanalın içerisine geri girecektir. Burada 420-430 TL seviyelerine kadar girilecektir. Fakat kanal boyunda ilerleyeceği için aslında 460'lar en üst noktada 480'ler e, altın için hedef noktalar gözüküyor. ilk etap için tabii ki önümüzdeki birkaç günlük süreçten bahsediyoruz. 480'de çok çok güzel bir ee, direnci vardır bu direnci kırılması şu an çok mümkün değildir kırıldığını takdirde 490-500 seviyeleriyle en tepe 550-540 seviyeleri vardır ama 480 seviyesini geçirmesi şu an çok mümkün gözükmüyor biraz da indikatörlere geçelim düşüş trendinin içerisindeyken RSI 38-40 seviyelerindeydi şu an arasayı incelediğimizde 70 seviyesine dayanmış olduğunu görüyoruz. Arasay'ın seviyesini biraz incelersek daha önce birkaç kere aslında 70 seviyesini test etmiş. Bakın burada 70 seviyesini test etmiş. Kararı aşağı yönlü olmuş ve bir düşüş yaşanmış. Ardından RSI tekrar burada da bir şu fiyatlarda 330 seviyelerinde bir 70'i test etmiş. Kararı aşağı yönlü olduğu zaman buradan 290'lara kadar 50 40-50 liralık bir düşüş yaşamış. Aynı şekilde burada tekrar RSI 70'e dayanmış ve aşağı yönlü olmayı tercih ettiğinde yine bir düşüş yaşamış. Tam tersi bir örneğine bakalım. Arasay bu seviyede şuradan bulabilir miyiz? Evet RSI bu seviyede kaç TL'ymiş? 300 TL seviyesinde dediğimiz gibi 295 TL biraz çekildikten sonra karar yukarı yönlü olduğunda 340-350 seviyelere kadar çıkış göstermiş. Aynı şekilde orada 70'te yine durmuş. Bu sefer karar aşağı yönlü olduğu zaman da 280-290 seviyelerine kadar inmiş. Bu noktada RSI'yi iyi takip etmeliyiz. Diğer indikatörlere geçelim. Bollinger bandına baktığımızda Bollinger bandının aslında çok fazla sıkıştığını ve bu sıkışma sonrasında patladığını göremiyoruz. Ee, bu piyasalardaki bir anormal durum sonucunda patlama yaşanıyor. Teknik analizde çok fazla açıklanabilecek bir durumda değil. Sıkışma kanal sıkışması yaşanıp aşağı doğru bir iniş söz konusu. Evet sıkışma yaşanıp yukarı doğru bir çıkış söz konusu fakat buradaki sıkışma o kadar net ve yukarı doğru patlayacak şekilde değildi. MAC'da baktığımız zaman MAC'da aslında bize bu noktada bir yukarı yönlü sinyalin başlandığını ifade ediyor. Yavaş yavaş da yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Burada ufak da olsa bir yükseliş trendine geçtiğini söyleyebiliyoruz. Fakat bu ani zıplamayı makta beklemiyordu ve bize sunamıyordu. Dediğimiz gibi teknik analiz yönünden çok fazla inceleyebileceğimiz bir şey yok çünkü devamlılık ve süreklilikle devam eden bir e, yükseliş değil bu. Merkez Bankası'nın değişikliğine verilen ve faizlerin artırımından sonra düşürüleceği beklentisine verilen ani bir reaksiyondur. Dediğimiz gibi bu artık büyük ihtimalle altın yükseliş trendine, yükseliş kanalının içerisine bu noktada girmiş bulunuyor. Tekrar buralarda düzeltme yapacaktır fakat hedefi 480 seviyesidir ve 480 seviyesine kısa bir süre içerisinde ulaşacağını ben düşünüyorum. Bu noktadan altının daha fazla aşağı yönlü hareket edip düşüşe geçeceğini ve bastırılabileceğini düşünmüyorum. 480 seviyeleri bunun için hedeftir. Elinde olanlar Patlamadan sonra erken bir bozdurmaya gitmemeleri tavsiye ederim. Şimdilik altınla ilgili anlatacaklarımız bu. Gece saatlerinde hemen hızlı bir reaksiyon olarak videosunu çekmek ve sizlerle paylaşmak istedik. Eğitimlerimizden yararlanmak, bizlerle finans okur yazarlığı eğitimini almak, kendinizi geliştirmek isterseniz kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.